Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah sağlık ve afiyettesiniz, her şey yolundadır. Bir Cabiri okumalarında tekrar birlikteyiz. Bugün Cabiri okumaları 13'te merhum Cabiri'nin kitabının bu bölümünde yani birinci kitabında son derece önemli bir hacme sahip olan ve kendi tabiriyle kadim miras, atıl akıl olarak isimlendirdiği beşer tarihinin en geriye doğru, geçmişe doğru giden bir birikimini, bir kültürünü ele alıp değerlendirdiği bu bölümü bugün bitireceğim. Bu bölümleri, özetle sunduğumuz bu bölümleri İnşallah yaz boyunca ikinci kitabın bütününde tüm detaylarıyla ama daha sistematik, daha detaylı, tam olarak Cabiri nasıl bir projeyi ortaya koymaya çalışıyor gösterecek biçimde Allah'ın izniyle ele almaya çalışacağız. Şunu konuşmamın başında ifade etmeliyim ki merhum bu bölümü son derece değerli içerikleri, son derece değerli referansları, bilgi aktarımlarını başarmış olmakla birlikte en azından benim beklediğim ölçüde bir sistematiğe sahip olmadığını belirtmek ve altını çizmek istiyorum. Bu bakımdan bu değerli bilgileri bugün son bu atıl akıl kadim miras meselesinin son dersinde kendi sistematiğim içinde ve yine kendi sunumumla birlikte bu 10. bölüme kadar sayfa 248'e kadar olan kısmı izleyenlerimizin ve sevgili öğrencilerimin daha iyi kavrayabileceklerini ve görebileceklerini umduğum bir takdimle, sunuşla sizlere arz etmek istiyorum. Tabii bu sunuşum içerik itibariyle tabii ki çok çok büyük ölçüde Cabiri merhumun kendi eserindeki bilgilerden oluşuyor. Ama bununla birlikte benim konuya açıklık kazandırması, zatıalilerinizin konuyu daha net görmelerini sağlamasını umut ederek verdiğim diğer bilgiler ve değerlendirmelerde bu konuda merhum Cabiri'nin amaçlarına hem uygun hem de onun bilgileriyle uyumlu olduğu kanaatinde olduğum için bazen bu tür detaylara girmemin sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyorum. Her ne kadar bu okumalar bir anlamda metne çok büyük ölçüde sadık kalmayı gerektirdiğini ki ben sadık kaldığımı düşünüyorum. Ama aynı zamanda bir okuma yapan kişinin bir değerlendirme ve bir yorumlama özelliğini de taşıyacağını dikkate alırsak beni hoş göreceğinizi umut ediyorum. Şimdi tahtamızı paylaşalım ve sözü uzatmadan, çünkü bayağı uzatıyoruz çünkü sözlerimizi ve sizi yorduğumuzu biliyorum. Konuya geçelim. Cabiri okumaları 13, 10. bölüme kadar özetleyeceğim ve benim tespit ettiğim başlık Cabiri'nin bu konunun sonucuna doğru 246-247 sayfalarda konuyu özetlerken ifade ettiği bir ifadesinden hareketle bunu başlığı koydum. Beyani epistemoloji versus irfani epistemoloji. Aslında bunun bir karşılaştırmasını, etkileşimini de söylemiş. Hani bazen sonda söyleneni önde söylüyoruz ya, şimdi o bakımdan ben de yine bir sonda söyleneceği önde söylemiş olayım. Cabiri merhum kendi tespitiyle tahmin ediyorum sayfa 247'de ya da 246'da olabilir. Der ki irfani epistemoloji beyani epistemolojinin ana ilim alanlarını oluşturan fıkhın katı kuralcılığına, kelamın kuru akılcılığına,
karşı buna bir tepki, bir reaksiyon olarak bir fani epistemoloji doğmamıştır. Bu önemli bir tespit. Yani şöyle söyleyelim, bu çok çok son derece önemli bir tespit. Birkaç dersten beri bu mevzunun üzerinde duruyoruz. Belki dersin sonunda da vakit kalırsa ya da ihtiyaç hissedersem bu vurguyu yeniden yapmaya çalışırım. Ama daha dersin başında vurgulamalıyım ki merhum Cabir'i irfani epistemolojinin, beyani epistemolojinin temel alanlarındaki bir kısım kusur ve eksikliklere bir tepki olarak ortaya çıkmış bir epistemoloji değil. Eğer öyle olsaydı irfani epistemoloji olarak tanımlayamazdık. Çünkü fıkıh alanlarımızda, kelam alanlarımızda kendi aralarında da farklılıklar var, tepkiler var, eleştiriler var ama hepsi beyanın içinde. İrfani epistemolojiyi konumlandırırken Cabir'i çok haklı olarak onu asla beyani epistemolojiye bir tepki olarak konumlandırmaz. Çünkü eğer öyle konumlandırmış olsaydı bu çok büyük bir hata olurdu ve o beyani epistemolojiye versus bir irfani epistemoloji olamazdı. Onun ısrarla konumlandırdığı şey irfani epistemoloji zemin itibariyle, yani irfani epistemolojinin kendisini temellendirdiği ana zemini itibariyle İslami değildir. Buraya münhasıran dikkatinizi istirham ediyorum. Cabiri'nin temel vurgusu, belki de en çok eleştiriye maruz kaldığı husus da bu denebilir. Ki üzerinde duracağım inşallah. İrfani epistemolojinin kendisini temellendirdiği ana zemin İslami değildir. Bunun için bu ana zemin kadim mirastır. Bakın, kadim miras. Bir İslam mirası değil, bir kadim mirastır. Bu kadim mirasın içinde Cabiri'nin yine defaatle tekraren söylediği gibi öyle bir kadim mirastan söz ediyoruz ki eklektik bir mirastan söz ediyoruz. Yani homojen değil, heterojen bir mirastan söz ediyoruz. İçinde pek çok farklı unsurların yer aldığı ama bunların tamamının birlikte bir havuza toplandığı, o havuzun içinde bir önemli anlamda kadim miras denilen ya da Cabir'in diğer bir ifadesiyle atıl akıl olarak tanımladığı, atıl akıl dediği bir havuz meydana gelmektedir. Cabir'i merhum bu konuda mevzuu daha anlaşılsın diye kendisinin ifadesiyle diyor ki ben eğer bunu bir ormana benzetecek olursak, yani ormanın çok farklı ağaçlardan oluşan karakteristiğini dikkate alacak olursak, bu konuyu daha net anlaşılsın diye bu eklektik ve heterojen yapısını göz önünde bulundurduğum ve dikkate aldığım halde onu Hermesçilik olarak ifade etmeye çalıştım. Hermesçi bir gelenek olarak ifade etmeye çalıştım ve genel olarak bu birikimin adeta toplamının aklını hermetizm olarak belirledim. Buradan bütününü hermetizme indirdiğim şeklinde bir algılanma olmasın diyerek de bunu ifade eder. Ama tekrar ediyorum, Cabiri'nin temel vurgusu irfani epistemolojinin ana zemini İslam değildir. Ama irfani epistemolojiyi kuran, irfani epistemolojiyi geliştiren, irfani epistemolojiyi olgunlaştıran irfani epistemolojiyi bir İslami ilimler epistemolojisine dönüştüren Müslümanlardır. O halde diyebiliriz ki irfani epistemoloji tıpkı ileride Burhan'la ilgili de bunlar söyleyeceğiz. Müslümanların diğer bir ifadeyle İslam dinine inanan insanların ellerinde şekillenmiş ve bir epistemolojiye dönüşmüş irfani bir gelenekten ve epistemolojiden söz ediyoruz. Şimdi burada Cabiri merhum yine konuyu ele alırken der ki bu kadim mirasın, atıl aklın
bizim geleneğimize sızması, nüfuz etmesi ve geleneğimizde etkinleşmeye başlaması uzunca bir süreçten ibarettir. Dolayısıyla neredeyse birinci asrın sonlarına da doğru başlayan tercüme hareketiyle birlikte ve fetih hareketleriyle birlikte ivme kazanan bu durum, Cabiri'nin ifadesiyle başlangıçta avam düzeyinden, yani âmi bir düzeyden daha sonra alim düzeyine yükselmiştir ki epistemoloji oluşu burada, yani alim düzeyinde gerçekleşmiştir. Aşağı yukarı nereden bakarsanız 3. asır, 2. asrın sonu 3. asırdan itibaren, az sonra da üzerinde durduğumuzda daha net görüleceği üzere 4. ve 5. asırda tamamen tekamül eden bir konuma gelen irfani epistemolojiden söz ediyoruz. Öyleyse irfani epistemolojinin başlangıç düzeyi avami düzeydir. Yani hem konuyla ilgilenenler bu hermetik geleneği, gnostik ve aydınlanmacı geleneği çok fazla bilmiyor. Konuya vakıf değil, kaynaklara çok inememişler. Ellerinde imkanları az. Hem de ilgilenme ve alakadar etme ve etkileme bakımından daha alt düzeyde kalan bir tarihsel durumdan söz ediyoruz. Ama alim düzeyine geldiğinde artık bunların biraz sonra arz edeceğim üzere son derece önemli ideolojik fırkalaşmaları, ideolojik kamplaşmaları besleyen ve bu ideolojilerin kendilerini temellendirdiği bir epistemolojik zemini ifade eden konuma gelmesi, ki bu tamamen ulemanın işidir ve konuyu çok iyi bilen insanların ellerinde şekillenmiş bir durumdan söz ediyoruz ve bu tam bir alim düzeyidir. Bu detaylar üzerinde inşallah birazdan duracağım. Şimdi birinci olarak belirlediğimizde dedik ki beyani epistemolojinin ana zemini İslam'dır. Beyani epistemolojinin ana zemini İslam olduğuna göre bunun ana kaynakları Kur'an ve sünnettir. Şimdi bu zemin farkı versus yapmamızı sağlayan en önemli ilkedir. Beyani epistemoloji versus irfani epistemoloji dediğimizde ana zeminlerinin farklılığı açısından bu iki ayrı bir alandır ve bunları karşılaştırmak zorundayız. Karşı konumlandırmak da zorundayız. Şimdi böyle olunca beyani epistemoloji ana zemini itibariyle İslam'a, Kur'an'a ve sünnete dayanırken İrfani epistemoloji ana zemini itibariyle kadim mirasa dayanır. Fakat buraya dikkat edelim. Bu mirası Müslümanlar daha sonra ayrıntılarını arz edeceğim üzere Kur'an ve sünnet ile buluşturarak, yorumlayarak onun İslamlaşmasını sağlamışlardır. Yani irfani epistemoloji, şöyle söyleyecek olursak, irfani epistemoloji Müslümanların eliyle İslamlaşmış kadim miras ya da hermetizm. İslamlaşmış hermetik gelenek diyebiliriz. Tıpkı bundan sonraki derslerimizde burhani epistemoloji için Müslümanların bir bakıma İslamlaştırdıkları antik Yunan mirası, Aristoteles geleneği üzerine konuşacağımız mevzularda olduğu üzere bunun da bu şekilde bir efendim karşılaştırılmasını, ana zeminlerini, duruşlarını belirlememiz gerekir. Şimdi kendilerini temellendirdikleri bu ana zeminleri üzerinden beyani epistemolojiyi ve irfani epistemolojiyi bu şekilde ayrıştırdıktan ve netleştirdikten sonra Cabiri merhumun, en azından bu kitap için söylüyorum, tarihsel seyrini ve kronolojisini ihmal ettiği ve dolayısıyla sistematik bakımından biraz eksik kaldığını şahsen gördüğüm ve bunu telafi etmeye çalışacağım. Bu nokta üzerinden biraz kronoloji takip ederek diyeceğim ki beyani epistemoloji ile irfani epistemolojinin İslam tarihi içerisinde İslami ilimler geleneğinin teşekkül ettiği kronoloji içinde nereye tekabül ettiğini belirlememiz ve
tespit etmemiz gerekir. Öncelikli olarak bunu yapmalıyız. Şimdi tam da buradan başlayalım. Beyani ve irfani epistemolojilerin tarihi kronolojisi. Ben bunları farklı yönleriyle kendi fakültede de girdiğim derslerimde hem lisans hem lisansüstü derslerimde de değerli öğrencilerimle paylaşmaya çalışıyorum. İçinizde dinleyenler arasında onlar varsa bunu hatırlayacaklardır. Konunun bu tarihsel kronolojisini görmek son derece önemlidir. Eğer biz konunun tarihte nasıl ortaya çıktığına ilişkin bu gözlemi sağlıklı bir biçimde yapamazsak konu çok sağlıklı anlaşılamaz. O halde şöyle temel bir soru müsaadenizle sormak istiyorum. Beyani epistemoloji ve irfani epistemoloji son tahlilde nedir? Yani beyani epistemoloji dediğimizde de irfani epistemoloji dediğimizde de son tahlilde tam olarak ne söylemek istiyoruz? Bir cümleyle şu: dini yorumlamaktır. Dinin anlaşılması ve dinin yorumlanması. O halde burada ana belirleyici unsur her iki epistemolojinin de dinin anlaşılmasına ve yorumlanmasına ilişkin farklı zeminlerde kendilerini temellendirip farklı duruşlara sahip iki ayrı alan olduğunu belirlemiş oluyoruz. O zaman da ikinci bir can alıcı soruyu, önemli hayati bir soruyu sormamız gerekiyor. Peki neden dinin anlaşılması ve yorumlanmasında böyle iki önemli ayrımın doğması ihtiyaç oldu? Bunu doğuran tarih, tarihsel ortam, arka plan ve perspektif nedir? İşte mesele bu. Eğer biz tarihsel arka planı ve böyle bir dinin yorumlanmasına ilişkin bu iki farklı ana zemindeki duruşu doğuran o tarihsel kronolojiyi görmezsek, bunların karşılıklı beyani epistemoloji versus irfani epistemolojiyi değerlendiremeyiz. Şimdi tam da müsaadenizle buradan başlayalım. Ve başladığımız noktaları hicri tarihlerini kullanacağım müsaadenizle. Hicri tarihler üzerinden ele alarak devam edeceğim. Şimdi bir, dinin anlaşılması ve yorumlanması konusundaki en önemli kırılma noktası Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında çıkan Sıffin Savaşı ve akabinde kurulan hakem kurulu ve hakemin Hazreti Ali'yi hilafetten azledip halifelik makamına Hazreti Muaviye'yi nasbetmeleri tarihidir. Hicri 37'dir. Buraya yazıyorum hakem olayı. Hicri 37. Bu olay, değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, İslam tarihinde Müslümanların ilk defa politik anlamda, siyasi anlamda üç gruba bölünmelerinin tarihidir. Bu tarihten itibaren Müslümanlar çok özür dilerim efendim. Sizler de çok yaşayın. Hayırlı, bereketli, uzun, sağlıklı bir ömür diliyorum hepinize. Evet. Bu tarihten itibaren Müslümanlar üç önemli politik bölünme yaşamışlardır. Birincisi, buna A diyelim, iktidar. Yani artık iktidar Hazreti Muaviye'nin eline geçmiştir. Hazreti Muaviye taraftarlar diyelim. İkincisi, iktidarı elinden kaybeden Hazreti Ali, bunun taraftarlarına, buna iktidar yazdım, buna Şia yazıyorum. Çok önemli. Üçüncüsü, hariciler. B, C, hariciler. Daha önce Hazreti Ali ile birlikteyken
hakem olayını kabul etmiş olmasından dolayı itiraz ederek, haklı olduğu davada haksız konuma düşmesine isyan ederek ondan ayrılan hariciler. Şimdi bu üç grubun son derece önemli birbirleriyle olan ilişkilerini belirleyelim. Hariciler, Hazreti Ali'ye karşılar çünkü hakem olayını kabul etmek de çok önemli bir siyasi politik hata yaptığını ve bunun hiç affedilir bir durum olmadığını söyleyecekler. İktidara Hazreti Muaviye taraftarlarına da diyecekler ki siz de hile ve efendim ayak oyunlarıyla Hazreti Ali'ye ait bir meşru makamı, hilafeti temsili gasp ederek elinize geçirdiniz. Gasıpsınız. Bulunduğunuz makam, işgal ettiğiniz mevkiler tamamen nameşru, gayrimeşrudur ve bu gayrimeşruluğun altında kalacaksınız. Her ikinize de düşmanız diyecekler ve böylece İslam tarihinin en sert müdahalesinde bulunan bir fırkayla Müslüman tarih tanışmış olacak. Hazreti Peygamber'in vefatından 25 sene sonra. Dikkat duyunuz. Keza Hazreti Ali aynı şekilde farklı renklerle gösterelim. Hazreti Ali haricilere kızacak. Siz sapkınlık yapıyorsunuz. Yaptığınız sapkınlıktır diyecek. Haricilerle ortak bir söylemle de Hazreti Muaviye ve taraftarlarını siz de gerçekten ayak oyunları yaptınız ve dolayısıyla bulunduğunuz konumu meşru olarak kazanmış değilsiniz. Yani iktidarınız gayrimeşrudur diyecekler. Keza aynı biçimde Hazreti Muaviye hem Hazreti Ali'ye hakem olmaya, hakeme kurula buna sen razı oldun. Nasıl bizi gayrimeşru olarak söyleyebilirsin? Razı oldun, sonuca katlan diyecek. Aynı şekilde haricilere siz sapkınlarsınız. Yaptığınız şey bizim iktidarımıza karşı çıkmaktır, bağıydır, suçtur, katliniz vaciptir diyecek. Ve burada son derece önemli bir hususun ortaya çıktığını görüyoruz ki bu husus az önce sorular olarak zatalilerinize arz etmeye çalıştım. Dinin yorumlanması ve anlaşılmasının tarihi zeminini işte burası Hicri 37 bu bölünme. Neden? Çünkü tam da burada şunu belirlememiz gerekir ki A, B ve C olarak bölünmüş olan Müslümanların her birerlerinin temel iddiası kendilerini ehli hak görmek. Her biri diyor ki ehli hak biziz. Buraya dikkat edelim lütfen. Her biri biz ehli hakız diyor. Her biri ehli hak dediğine göre diğerlerini nasıl konumlandırıyor? Sapkın olmakla, heretik olmakla, batıl olmakla, ehli dalalet olmakla, ya ehli dalalet ya da tekfir etmek suretiyle küfre düşmüş olmakla konumlandırıyor. İşte tam da burada son derece önemli bir husus ortaya çıkıyor. İyi de ben ehli hakım deyince insan ehli hak olmuyor. Sen ehli batılsın, ehli dalaletsin deyince de o ehli dalalet olmuyor. Peki ne gerekiyor? Şimdi burada yavaş yavaş tahtamızı biraz genişletelim müsaadenizle. Burada son derece önemli bir husus açıkça çıkıyor. O da nedir? Şunun için yazıyorum. Deliliniz ne? Delil ne? Yani ey ehli hakım diyen, ehli hak olduğunun delili ne? Bana ehli dalalet diyorsun. Benim sapkın olduğumun deliline, neye dayanarak beni sapkın, kendini ehli hakikat olarak temellendiriyorsun. Sorusu ortaya çıkıyor. Ve bu soru beraberinde işte İmam Şafii'de tamamen bir usul konusu haline gelecek olan edille-i şer'iye dediğimiz, bakın adı üstünde edille-i şer'iye, şer'i delil. Ne demek şer'i delil? Meşru delil. Bu deliller sayesinde gruplar kendilerinin meşru olduklarını ortaya koyacaklar. Meşruiyeti tespit eden deliller. Neydi bunlar? İşte Kur'an, sünnet,
icma, kıyas. Bunların şimdilik şu ikisini göz ardı edelim. Gelelim Kur'an'a. Her fırka kendisini Kur'an'la temellendiriyor ve Kur'an bizim haklı olduğumuzu söylüyor. A da söylüyor, B de söylüyor, C de. İktidar da kendisini Kur'an'la temellendiriyor. Şia da kendilerini Kur'an'la temellendiriyor. Hariciler zaten Kur'an ehli olarak el-hukmü lillah deyip durup ellerinde Kur'an deyip duruyorlar. Peki nasıl oluyor da aynı Kur'an birbirlerini düşman ve sapıklıkla itham eden bu grupların haklı olduğunu söylüyor şer'i bir kaynak olarak? Bu nasıl mümkün olabilir? İşte dikkat buyurunuz, bu teville mümkün oluyor. Yorumla, dinin yorumlanmasıyla mümkün oluyor. İşte dinin yorumu dediğimiz şey bu. İşte tevilin, yorumun doğduğu bu tarihsel ortam tıpkı bir ceninin ana rahminde canlanmaya başlaması gibi ve sonra doğup büyük bir insan olmaya doğru yürümesi gibi beyani epistemolojinin, irfani epistemolojinin gelişmesini sağlayan doğduğu ana rahim zemin budur. Tarih zemin. Çünkü iktidar dil üzerinden ve Kur'an'ın zahiri üzerinden daha çok kendilerini savunmaya çalışacaklar ki bu beyani epistemolojiyi doğuracak. Şia hem haricilere hem de iktidara karşı Kur'an'ın batini yorumunu ön plana çıkaracak ve batini yorum ona irfani epistemolojinin yolunu açacak. Öyleyse eğer bir tarihi kronoloji olarak söyleyecek olursak beyani epistemolojinin de irfani epistemolojiyle hemen hemen iki sayılacak derecede aynı tarihte yolculuğa başladıklarını söyleyebiliriz. Ama bu arada gerek Emeviler döneminde gerek Abbasiler döneminde bu uzun asırlar sürecinde gelişen tarihi olaylara baktığımızda gördüğümüz üzerinden konuşacak olursak beyani epistemolojinin sürekli bir iktidar epistemolojisi olduğunun da altını çizecek olursak, bunu önemli olduğu için üstadınızda kırmızıyla yazmama izin verin lütfen. Evet, beyani epistemoloji her zaman iktidarın epistemolojisi olmuştur. İrfani epistemolojide hemen hemen Mısır Fatımilerini paranteze alırsak her zaman muhalefet epistemolojisi olmuştur. Şimdi dolayısıyla nasıl ki iktidarla muhalefet ikiz gibidir, beraber doğarlar, iktidar doğunca muhalefet otomatik olarak doğar ve muhalefetin iktidar olmasında da yine iktidar muhalefete düşerek muhalefet devam eder. Yani iktidar ve muhalefet bir bütünün iki yüzü gibidir, birbirinden asla ayrılamaz. Ve işte tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Beyani epistemoloji ile irfani epistemoloji, İslam geleneğinin bir bütünün iki yüzü gibidir. Asla birbirinden ayrılamaz. Beraber doğmuşlardır, beraber gelişmişlerdir, beraber yürümüşlerdir. Ama şunu söylemek istiyorum ki, irfani epistemoloji, dinin yorumlanmasında arkasına ve zemin olarak temeline 5000 yıllık bir beşeri, gnostik ve hermetik birikimi de almak suretiyle her zaman beyanın önünde olmuştur. Beyanı sıkıştırmıştır. Tabir yerindeyse beyana dünyayı dar etmiştir.
bütün bir zenginliğine rağmen beyani epistemolojinin tefsir, fıkıh, kelam vesaire tüm bu eserlerin o devasa boyutlarına rağmen ve yine iktidarların sürekli engellemelerine ve önlerine set çekmelerine hatta zaman zaman katledip öldürmelerine rağmen gnostik ve irfani epistemolojiyi temsil eden insanların söylemleri hem avam düzeyinde halk üzerinde hem de daha aristokrat düzeyde, daha üst düzeyde mevcudiyetini devam ettirmiştir ve hala da ettirmeye devam etmektedir. Bu itibarla irfani epistemoloji dediğimizde beyani epistemolojiye göre daha aristokrat bir söyleme tekabül eder. Çok üst düzey bir söyleme tekabül eder. Onun için de Cabir'in yine aynı sayfalarda kendi takdiri ve ifadesiyle özellikle İsmaili gelenek ki birazdan arz edeceğim. İsmaili geleneğin hermetik ve irfani epistemolojinin gelişmesindeki rollerine atıfta bulunarak söyleyecek İhvan-ı Safa Risaleleri ile birlikte muhteşem bir aklın ürünü diyecek. Bakın. Muhteşem bir aklın ürünüdür ama aklı akıl olmaktan çıkarmışlardır demeyi de ihmal etmeyecek. Evet. Bugünkü dersimizin sonunda bir genel değerlendirmede buna atıfta bulunmak istiyorum müsaadenizle. Artık bu girişimden ve mukaddimemden sonra Cabiri merhumun bize sunduğu içeriği sistematik bir biçimde size arz etmeye başlayabilirim. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, tam da burada Cabiri merhumun bize irfani epistemolojinin tarihteki zuhurundan söz ederken bu tarihteki zuhuru konusunda erken dönem kaynaklara ve erken dönem temsilcilere atıfta bulunmak suretiyle bunu ele alır ve bunun için iki önemli unsura dikkat çeker. Birincisi Gulat-ı Şia'dır ki Şia bütünüyle irfani gelenektir. İkinci kitapta bunu daha detaylı konuşacağız. Bir de Rafizilerdir. İkincisi ise özellikle başta Cehmiye ve Mücessime, Müşebbihe gibi fırkalar olmak üzere bu sapkın düşüncelere sahip kelam ekollerinde başladığını söyleyecek. Diyecek ki erken dönem daha basit ifadeyle söylersek az önceki ifadelerimde avami düzeyde hermetik gelenekle ve gnostik aydınlanmacı irfanla buluşmamızın ilk erken temsilcileri Gulat-ı Şia ve Rafizilerdir ve Cehmiye, Mücessime gibi kelam ekolleridir. Şimdi tam da buradan Cabiri bu erken dönem şekillenmenin ileri gelişim boyutlarında bize Gulat-ı Şia'nın devamında hermetik geleneği, hermetizmi hemen hemen bir önceki okumalarımızda üzerinde durduğum hermetik teolojiyi hatırlayalım lütfen. İşte yüce ilahtan, fail ilahtan, evrenden, yaratılıştan, nefisten oluşan o temel hermetik teolojinin ana unsurları bakımından ele alacak olursak, bütün bunları tam anlamıyla efendim sistemleştiren ve aynı zamanda Şii ideolojisinin bir irfani epistemolojisine dönüştüren en önemli ismin ve fırkanın İsmailiye olduğunun altını çizecek haklı olarak.
İsmailiye. Cafer es-Sadık'ın büyük oğlu, Cafer es-Sadık 148 vefat tarihi Hicri, büyük oğlu İsmail ve onun oğlu Muhammed bin İsmail, ki Cafer Sadık 6. imam oluyor bu arada. Böyle bir tarihsel arka plan üzerinden İsmailiye hermetik birikimin tam anlamıyla bir irfani gnostik epistemolojiye dönüşmesinde en hemen hemen söyleyecek olursak aslan payına sahip ekol olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunu söylerken Cabiri bize şöyle önemli bir hususu söyler. Der ki bu geleneğin en önde gelen isimlerinden El-Kerhi, vefat tarihi 411'dir. Yani 5. asır Hicri olarak görüyorsunuz. Tamamıyla Şii ideolojisiyle irfani epistemolojiyi buluşturan en ünlü isimdir. Ahmed el-Kerhi. Peki tam olarak el-Kerhi ne yapmıştır da İsmailiye geleneğinde kadim mirası ve o atıl akıl olarak belirlediği efendim Cabiri'nin bu geleneği oluşturduğu ve irfani epistemolojinin Şii gelenekte tam anlamıyla hermetik bir karaktere bürünmesini mümkün kıldığını anlatır. Kitapta bunları zaten detaylarla okuyacaksınız. Ve tam da bu bağlamda der ki Kerhi, tıpkı ukul-ü aşere gibi ilk akıldan, aklı evvelden başlar, aklı sani, aklı salis diye devam eder ve bunları konumlandırırken bir taraftan hermetik teolojinin Tanrı'ya ilişkin bütün o içeriklerini bu konumlandırmada kullanır. Aklı evvel itibariyle fail ilahı konumlandırırken, fail ilahı konumlandırırken, aklı sani ile nakibi, yani sözcü olarak ifade ettiği nakibi ve tabii ki burada fail aklın nakibi görevlendirmesinde konumlandırdığı makam itibariyle tenzil, yani kelamın tenzilini ve Hazreti Muhammed makamı burası. Hazreti Muhammed'in makamı, aklı sani, hakikati Muhammediye'ye tekabül eden alandır. Üçüncüsü vasidir. Konumu tevildir. Yani tenzil olanın tevilidir. Buraya dikkat edelim. Onun için hermetik beslenmeyle hadise dönüştürülmüş olan Hazreti Peygamber'e isnat edilen rivayetlerde bir gün Allah Resulü güya Hazreti Ali'ye dönerek, ya Ali ben Kur'an'ın tenzili için savaştım, sen tevili için savaşacaksın dediği nakledilir. Böyle bu İsmaili gelenekte çok önemli olarak işlenen bir durumdur ki Hazreti Ali'nin konumu tevildir. Dolayısıyla dikkat buyurunuz, bu tevil burada bir makama, bir yetkiye dayanır. İsimlendirmeye de son derece dikkat etmemiz gerekiyor ki bunu ikinci kitapta çok geniş olarak ele alacağız. Vasi, yani Şia'nın, İsmaili gelenekte ve diğerlerinde de öyledir. Şia'nın temel vurgusu ve temel iddiası Hazreti Peygamber'den sonraki konuma gelmek vasiyetledir, vesayetledir. Seçimle meçimle olmaz. Vasiliktir. Dolayısıyla Hazreti Ali vasi olarak doğrudan Hazreti Peygamber'in yerinin adayıdır ve asla bu başkasıyla paylaşılamaz. Şimdi nasıl ki Hazreti Peygamber'in konumu vasi olarak Hazreti Ali'ye, buraya Hazreti Ali yazalım, Hazreti Ali'nin konumudur.
Hazreti Ali'ne ait bir konumdur bu. Dolayısıyla Hazreti Ali'ye ait bu konumun önemli oluşu, onu önemli kılan unsur da Hazreti Ali'nin Allah Resulüne indiren münezzel vahyin yorumlanması, tevil edilmesini de vasiyet yoluyla elde ettiği, yani herkesin tevil edemeyeceğini, Kur'an'ı tevilin bir makam gerektirdiğini, Kur'an'ı tevil edip yorumlamanın vasiyetle mümkün olduğunu, ancak Hazreti Peygamber'in varisi olanların, yani imamların bunu yapabileceğini, aksi takdirde başkalarının yorumlarının heva ve hevesten ve sapkınlıktan başka bir şey olmadığının altını çizmektedir ki, tam da burada işte son derece önemli olan bir hususla karşı karşıya geliyoruz. O da İsmaili gelenek, Şia geleneğindeki ve daha sonra birazdan arz edeceğim, tasavvuf geleneğinde de görmüş olduğumuz çok çok önemli bir noktadır. O da ilim talimdir. İlim talimdir. Bu da bir muallim tarafından gerçekleştirilir. İlim kendi kendine öğrenilmez. Muallim de Şia'da vasidir. Yani Hazreti Ali ve imamlardır. Birazdan dördüncü akılda burada aklı Rabi'de yazalım. Bunlar da imamdır. Hüccet imamdır. İmamlar. Vasidir, imamlardır. Tasavvufta da mürşitlerdir. Dolayısıyla beyani epistemoloji ile irfani epistemolojinin versus olarak karşılaştırıldığında o çok son derece önemli temel farkın farkında olmamız gerekir ki işte bu temel fark bilginin elde edilmesi bir kişinin kitapları önüne koyup da okumasıyla elde edebileceği bir şey değildir. Ya bilgi, ilim alim denilen zatın sahip olduğu bir sıfattır. Bunu öğrencilerine aktarır. Onun için bugünün İran'ında bile hala ilim aktarılan bir şeydir. İktisap edilen, öyle oturup öğreneceğiniz bir şey değil. Bir mürşidin, bir vasiyenin, bir imamın size ancak bunu efendim öğretmesi gerekir. Başka türlü olmaz. Şimdi tam da burada meseleyi efendim ele aldığımızda görüyoruz ki İsmaili gelenekte Ukul-i Aşere'nin hermetik teolojideki akılların nasıl Şii ideolojisinde yine 10 derece Şia'yı oluşturan meratibe uygulandığını ve bunların dâiler olarak işte efendim en altta da mukassirler olarak mezun ve mukassir dedikleri Şia'da mukassirler olarak ortaya çıkan bir duruma tekabül ettiğini görüyoruz. Ve İsmaili geleneğin burada çok çok önemli üstlendiği rol hermetik bir zemini tamamen Şii ideolojisinin bir okunuşuna dönüştüğünü görüyoruz. Bunu kim yapıyor? İmamlar yapıyor. İşte imamlar böylece kendilerini ilmin sahipleri ve bu ilmi kendilerine, kapılarına gelenlere vereceklerini söylüyor. Onun için yine bir rivayette bu geleneğin, Şia'nın ve İsmaili geleneğin öne çıkardığı rivayetlerden birinde, her ne kadar bizim Sünni gelenekte de bu rivayetler kimi kaynaklarımızda varsa da, güya Allah Resulü buyuruyor ki ene medinetul ilim, ben ilmin şehriyim, ve babuha aliyun, kapısı Ali'dir. Yani ilim şehrine girecekseniz Hazreti Ali'ye, yani Şia'ya, yani imamlara uğramak zorundasınız. İmamların kapısına gitmeden ilim elde etmek söz konusu değildir. Dolayısıyla böyle bir irfani geleneğin çok doğal olarak, bu tarafa yazmak istiyorum müsaadenizle, çok doğal olarak
İsmaili gelenekte hermetik nefs anlayışının, hermetik evren anlayışının, yüce ilah anlayışının ne kadar etkin olacağı, bunlara bağlı olarak ilmin arınmayla ilişkisinin öne çıkacağı ve böylece hermetik gelenek, gnostik birikim, İsmaili teorisyenler üzerinden çok son derece önemli olarak ideolojik bir epistemolojiye dönüşecektir. Beyani epistemolojinin ideolojik yanı da vardır çünkü iktidarların epistemolojisidir. Ama net söylemeliyiz ki ikinci kitapta bunları çok detaylı ve uzun olarak konuşacağız. Şia bütünüyle ideolojik bir epistemolojik irfana sahiptir. İrfani epistemolojinin bütünüyle Şia'da ideolojik bir karaktere ve genetiğe sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Cabiri merhum İsmaili geleneğin bu önemli rolüne değindikten sonra son derece önemli bir başka hususa dikkatimizi çeker ve hemen hemen bu İsmaili geleneğin, tabii bu İsmaili geleneğin devamında pek çok isimlere atıfta bulunacak ve bunlara biraz kızacak ve ikinci, üçüncü kitaplarda bunları ele alacak, üzerinde duracak. İşte İbn-i Sina da bundan nasibini alacak, Gazali de bundan nasibini alacak. Ve bunda en etkili olan grubunsa İhvan-ı Safa olduğunu. İhvan-ı Safa risaleleri 50 küsur risaleden ibaret olan risaleler, İhvan-ı Safa risaleleri, bunlar bizim gelenekte gerçekten İhvan-ı Safa risalelerini okumuş biri olarak söylüyorum. İhvan-ı Safa risaleleri tam anlamıyla hermetik bir külliyattır. Onda Pisagorizm'den Platonizm'e, Neoplatonizm'e, Uzak Doğu felsefesine, aklınıza gelen her türlü gnostik malzemeye, büyük ölçüde Yahudi kabalizmine, hurufiliğe vesaireye, aklınıza gelen her türlü gizem, sihir, büyü, kimya vesaire, işte Cabir bin Hayyan'a yapmış olduğu atfında da Cabir-i Merhun'un ifade ettiği gibi, bol miktarda İhvan-ı Safa, hermetik geleneğin o insanı cezbeden ne kadar güzelliği varsa hepsini topluca bulacağınız en önemli kaynaktır. Ve bu kaynağı okuduğunuzda, bu kaynak içeriği itibariyle günümüze kadar gelen, yani 5. 6. asırdan itibaren yazılan ne kadar tasavvufla ilgili, irfanla ilgili kaynaklar varsa bunlarda bol miktar bulunduğunu, hatta tırnak içinde söylüyorum, ruhu şad olsun, Said Nursi merhumun da risalelerinde kahir ekseriyetle ve büyük oranda İhvan-ı Safa'nın içerik ve muhteva olarak yer aldığını da bu vesileyle söyleyeyim ki gelenekte ne kadar önemli bir etkin konumda olduğunu İhvan-ı Safa'nın bunu da görmüş olalım. Bu itibarla İhvan-ı Safa'nın içeriğine baktığımızda hermetik teolojinin yüce ilahın ve bu konuda nefsin terbiye edilmesinin, tabii tam da burada İhvan-ı Safa ile birlikte anacağımız işraki gelenek, bizim kendi geleneğimizdeki işraki gelenek ve hiç kuşkusuz Suhreverdi'yi, evet, ki bu Suhreverdi'yi inşallah Hikmetül İşrak'ı önümüzdeki süreçlerde metin olarak sizinle okumayı ve işraki felsefenin bu büyük ustasından, oradan kendisinden inşallah metinlerle sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Dolayısıyla bu geleneklere baktığımız zaman
son derece önemli olarak bizim kültürümüze artık hermetizmin geldiğini, özellikle Cabir'in ifadesiyle talim meclisinin İskenderiye'den Bağdat'a taşınmasıyla birlikte tamamen, tırnak içinde söylüyorum beni hoşgörülükten, tam da göbeğimize oturduğunu ve dolayısıyla artık bundan sonra son derece önemli ve önü alınmaz bir biçimde bu geleneğin birikiminin alim düzeyinde, teolojik düzeyde ve epistemolojik düzeyde bizim için söz konusu olduğunu söyler Cabir. Böyle olunca böyle bir aşamada bu şekilde bir evrilmeyle efendim yolunu alan, ilerleyen irfani epistemoloji hiç kuşkusuz olarak en büyük temsilini tasavvuf geleneğimizde bulacaktır. Mutasavvıflarımız ruhları şad olsun ve efendim makamları cennet olsun tabii tüm geçmişlerimizin. Kendilerine hem hayran hem de çok büyük bir saygı besleyen biri olarak. Gerçek anlamda mutasavvıflara ve teorisyenlere tabii bu ifadem. Günümüzdeki o tırnak içinde söylüyorum, şarlatanlara değil, mutasavvuf geçinen şarlatanları tırnak içine alıyorum. Onların zaten tasavvufla falan bir ilgisi yok da. Teorik de yok, pratik de yok, hiç yok. Görüntüleriyle kendilerini mutasavvuf olarak arz eden, bu tasavvuftan hiç haberdar olmayan. Ha, bu arada hazır bu mevzuya polemik yapmak istemiyorum ama kesinlikle. Ben bu kanalımda hiçbir dersimde ne olursa olsun polemiğe girmeme kararı alarak başlattım bu dersleri. Polemiğe hiçbir zaman girmeyeceğim. Bir bilimsel ilmi lisansüstü ders yapıyor olduğumdan dolayı bu derslerde buna atıfta bulunmam gerekiyordu. Onun için söyledim. Yoksa polemik olarak ya da ifadelerimin herhangi bir gönderimi yok. Gerçekten şarlatan olanları kastediyorum. Hiçbirine bir atıf, bir ima, bir gönderimde bulunmuyorum. Herkes bunu bilir zaten. Bir şey söyleyeceğim de az da sizi dinlendireyim. Çünkü biraz daha yorucu mevzulara yavaş yavaş geliyoruz. Bizim geleneğimizde zahiri ilimler tahsil eden medreselerden gelen insanlara ulema-i zahir tekkede bir mürşit eğitiminden geçerek belli bir yere gelenlere de ulema-i batın denir. Ve bu zahir ulema genel olarak batını o tasavvuf geleneğine, tekke mensuplarına, efendim irfan mensuplarına nispeten de biraz ibadetlerde zayıf ve gevşektirler. Dün de bugün de böyledir. Ve tasavvufta tekke, mürşit, mürit deyince burada işte züht, ibadet, takva vesaire biraz daha öne çıkar. Öbüründe işte Arapça, ilim vesaire biraz öne çıkar. İşte bu zahir ulemadan birisi devrinin kıssadan ise devrinin bir mürşidini ziyarete gitmişler. İşte oradan buradan konuşurken bizim bu zahir ulema yani alim Hazret'e kendisinin de sadece ilim, zahiri ilimlere sahip değil, aynı zamanda ibadette, taata bunlara da çok ehemmiyet veren, dikkatli biri olduğunu ima etmek üzere der ki efendim naçizane ibadetlerime falan dikkatliyim. Fakirin daha üzerine sabah güneşi doğmamıştır der. Yani bununla demek istiyor ki hiç şükür bugüne kadar sabah namazımı kaçırmadım. Bu çok önemli bir şey. Kaç yiğit çıkar böyle, değil mi? Sabah namazımı kaçırmadım diyor. Harika bir şey.
Ama bakın öbür batın ehli ne diyor? İşte demin aristokrat perde dedim ya, çok aristokrat üst düzeyden. Ama işin ehli tabii bu. Belli yavrum, belli. Üzerine güneşin hiç doğmadığı belli. Evet. Öbürünün söylediği güneş sabah doğudan doğan güneş. Öbürünün söylediği başka bir güneş. İlmin, kendilerinin sahip olduğu ilmin ışığı o. O sana daha hiç doğmamıştı. İşte ben bunu niye anlattım? Bu sufi ve mutasavvuf geçinenlerin henüz daha tasavvufla hiç buluşmamış olduklarını söylemek için. Hiç tasavvufa tanışmamışlar. Sufi geçiniyor ama hiç tanışmamışlar. Hiç. Daha karşılaşmamış bile. Dokunmamış. Dokunmalarını, buluşmalarını, tanışmalarını canı gönülden isterim tabii bu arada. Peki, şimdi konuya gelelim. Cabir merhum diyecek ki bize, çok erken dönemler itibariyle başlayan sufilerimiz bu konuyu hermetik geleneğin birikimlerini gerek teolojik, teorik bakımdan gerek pratik bakımdan İslamlaştırmaya başlamışlardır. İşte Haris el-Muhasibi'den başlar. Haris el-Muhasibi'den başlar. Ve Cabir'i yazalım hatta. Evet, bunlardan başlar. Maruf el-Kerhiye, Zunnun el-Mısriye, erken dönem mutasavvıfların bu temsilcilerine atıfta bulunarak başlangıç düzeyinde tasavvufun hermetik karaktere temasından söz eder. Ve tabii bu arada Cabir'i bir önemli noktaya daha dikkatimizi çeker ve o da şudur. Der ki tasavvuf deyince bunu bir zühd hareketi olarak görmek, zahitlik olarak görmek, ibadet düşkünlüğü ve takva olarak görmek son derece yanlıştır der Cabir. Çünkü diyor ki Cabir'i, zaten dinin aslı ibadettir ve takvadır. Ve Kur'an'ı okuduğum zaman Allah herkesten ibadeti ve takva sahibi olmayı istiyor. Bunu sadece mutasavvıflara ya da zahitlere bırakmıyor ki. Dolayısıyla tasavvuf böyle bir şey değil. Tamam, zühttür, takvadır. Bu tasavvufun genetiğinde ve karakterinde yer alan unsurlardandır. Ama tasavvufu buna indirgeyemeyiz. Tasavvuf tam anlamıyla ve çok çok önemli bir biçimde. Gayet net olarak Cabiri'ye aynen katılıyorum. Hermetik geleneğin zemini üzerinde temellenmiş teorik bir felsefedir. Bu itibarla tasavvufçularımız beni hoş görsünler lütfen. Kendimizi boş yere zorlayarak beyani epistemolojinin saf İslam kaynaklarından ortaya çıkmış bir epistemoloji olduğu gibi irfanı da böyle bu savunulabilir bir şey değildir. Bu savunulamaz. Ama büyük mutasavvıflarımız bu hermetik zemini İslamlaştırmayı başarmışlar mıdır? Evet, başarmışlardır. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Katılırsınız, katılmazsınız. Ama bunu başarmışlardır. Fakat önemli ölçüde Cabir'in dikkatimizi çektiği ve çok önem atfettiği doğal olarak Cüneyd-i Bağdadi. 3. asır. Cüneyd-i Bağdadi. Cüneyd-i Bağdadi'nin haklı olarak Cabir'i tasavvufun sünnileştirilmesi şeklinde yapılan vurguların tarih olarak ve ona ait eserler bakımından doğru olmadığının altını çizer Cabir'i ki el hak doğru.
Çünkü Cüneyd el-Bağdadi'nin eserlerine baktığımızda onun özellikle varlık, insan yani nefs ve bilgi elde etme, keşif konularında söylemlerinin tamamının hermetik olduğunda hiç kuşku yoktur. Bu itibarla tasavvuf geleneğimizde tasavvufu teorik olarak temellendiren hiçbir mutasavvufumuz, önemli ölçüde teorisyen mutasavvufları kastediyorum tabii, bunların hiçbirisi hermetik gelenekten ve hermetizmin havuzundan beslenmekten müstani olamamışlardır. Ve hiç kuşkusuz ki bu geleneğin önde gelen isimlerinden biri olarak İmam Gazali, ki benim sürekli kendisine, ruhları hepsinin şad olsun, merhumun, aklı tüketen gerçek mutasavvuf olarak tanımlıyorum ben Gazali'yi. Aklı tüketen, aklı artık kendisine yetmeyen, kendisine başka bir rehber arayan ve aklın bütün sınırlarını zorlamış ve akıl onu sınırının son yerinde, Wittgenstein gibi, artık bundan sonra merdiveni devir ve lütfen beni rahatsız etme, artık kendine başka bir rehber bul dediği adeta tabir yerindeyse Gazali, özellikle İhyasında, Mişkatül Enver, Kimyayı Saadet gibi önemli eserlerinde hermetik geleneğin en temel teolojik vurgularına, teorik ilkelerine sadıktır. Ve adını saydığım öncü mutasavvuflara yaptığı atıflarıyla da bunları gayet açık bir biçimde görmek mümkündür. Bu nedenle Gazali'ye merhuma geldiğimizde, ki bu 5. asrın sonu 6. asırdır. Yani 6. asra gelmişiz. Tabii. Hermetik gelenek tasavvuf geleneğimizin çok kıymetli eserlerinin ana malzemesi olmasını sürdürmüştür. Şimdi hiç kuşkusuz, her ne kadar Cabiri çok fazla atıfta bulunmasa da ikinci kitaba bırakıyor bunu, bizim burada mutlaka zikretmemiz gereken ve ruhunu şad etmemiz gereken, ki ben genellikle söylerken Şeyh'im İbni Arabi diye söylerim, İbni Arabi merhumu İslam tasavvufunun en büyük teorisyeni, Afifi'nin ifadesiyle, keza Toshiko Izutsu'nun ısrarla altını çizmesiyle hala aşılamadığını söylediği en önemli mutasavvuf teorisyenlerimizden biri olan İbn Arabi'nin gerek Füsus-ül Hikem'i, gerekse Fütuhat-ı Mekkiyesi gibi ana eserleri, ki pek çok eserlerinden öne çıkan eserleri bunlardır. Bunların da inşallah önemli bazı bölümlerini sizlerle ileride okumayı düşünüyorum, Cenab-ı Hak kısmet ederse. Peki, şimdi İbn Arabi'ye geldiğimizde onun eserlerinde hermetik içerik yok mu? Elbette var. Hem de son derece önemli olarak var. Ama bu hermetik birikimin İbn Arabi dehasında nasıl Kur'an'ın ve İslam'ın mesajlarıyla uzlaştırılmaya çalışıldığını, yorumlandığını, şekillendirildiğini ve İslam'ın bir yorumu olarak sunulduğunu göz ardı edemeyiz. Bu itibarla şunu münhasıran altını çizerek belirtmek istiyorum ki değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim,
tabii parantez içinde Cabiri merhuma katılmadığım onun yorumuyla tasavvuf geleneğimizin teorik içeriğinde olabildiğince hermetik ve gnostik malzemenin bulunuyor olması onları mahkum etmemize gerekçe olamaz. Bir başka daha Seyyid Hüseyin Nasır da burada efendim hürmetle anmak istiyorum. Hikmet-i Halide dediği o son derece önemli gnostik birikim irfani hikmet Cabiri tarafından mutlak olarak zararlı ve yanlış olarak konumlandırılıp mahkum edilmesi doğru değildir. Bu kadar uzun bir geçmişi olan insanlık tarihinin bu manadaki birikimini ve hikmetini nasıl ademe mahkum edebiliriz? Bunun içinde bize yarayacak, efendim, istifade edebileceğimiz şeylerin olmadığını nasıl söyleyebiliriz? İşte bunu tasavvuf geleneğimizin o büyük temsilcileri büyük bir maharetle başarmışlar. O malzemeyi efendim Müslüman düşünceye, Müslüman tefekkürüne kazandırmışlar. İyi ki de bunu yapmışlar. Biz de ufkumuzun ve perspektifimizin genişlemesine neden olmuşlardır. Onun için konunun ehli olmayanlardan tırnak içinde hoşgörünüze sığınarak bu cümle, bu kelimeyi bir kere daha tekrar edeceğim. Lütfen beni hoş görün. Şarlatanlara kızarak işin ehli olan kimseleri nasıl mahkum edebiliriz? Onlara nasıl haksızlık edebiliriz bu sahip oldukları birikimleri itibariyle? Ama şunu söylemeliyim ki biraz da konuyu özetlemek bakımından buraya girmek istiyorum. Şunu söylemeliyim ki tasavvuf geleneğimizi burada iki önemli açıdan değerlendirmek durumundayız. Birincisi A, ferdi bir husustur. Tasavvuf ferdi bir ferdi bir tekamülle ilgilidir. Kişinin kendi ferdi tekamülüyle ilgilidir. Onun için tasavvuf öğretisi tebliğe konu olmaz. İşte günümüzde tarikatların mürit toplamaya çalışmaları bu manada yanlış ve hatalıdır. Tasavvuf mürit toplamaz. Mutasavvuf mürit toplamaz. Hatta mürit gelsin diye beklemez. Ve mutasavvuflarımız bunu yol olarak görürler. Yolları buluşanlara ellerinden geldiğince rehberlik yaparlar. Tekkelerin görevi budur. Onun için büyük mutasavvufları ne diyor? Tekkenin kapısı gelene de gidene de açık. Onlar ne davet ederler gelin diye, ne de kovarlar gidin diye. Bireysel ve ferdidir. Bunun için tasavvuf, İslam dininin evrensel manada insanlığa tebliğinin bir yolu değildir. Bireysel olarak tekamül etmek isteyen, olgunlaşmak isteyen, insan olmak isteyen, kamil olmak isteyen kimselere önemli bir rehberlik yapmayı üstlenir tasavvuf. Ha burada denebilir ki
Hocam buna Kur'an sünnet yetmiyor mu? Yetiyor elbette. Zaten mutasavvıflarımız da bu rehberliği Kur'an ve sünnetle yapıyor zaten. Kur'an'dan sünnetten kopuk bir şey değil ki bu. Sadece beyani ulemanın yani fukahanın, mütekelliminin, müfessirin, muhaddisin Kur'an sünnet algısından farklı bir yoruma sahipler o kadar. Yoksa onların hangisini Kur'an'dan ve sünnetten uzak ya da Kur'an ve sünnetle alakası yok diye itham edebiliriz buna? Kimin haddidir ve gücü yeter ve hakkıdır? Evet. Fütuhat-ı Mekke'yi okuyunca mesela bakıyorsunuz İbn Arabi soruyor. Diyor ki ey talip üstüne affedersiniz bir necaset bulaşsa onu temizlemeden huzura duramıyorsun. Durursan fakih karşına çıkıp namazın olmadı. Tekrar kıl, temizlen diyor. Peki kalbindeki necasetler ne olacak diyor. Buyur bakalım hadi. Evet. Bir Fütuhat-ı Mekke'den taharet bahsini bir okuyun bakalım. Tabii görün konuya nasıl bakıyor. Onun için ferdidir. Ferdidir. Bu itibarla tasavvufun günümüzdeki eğer bir doğru bir benzetme kabul buyurursanız sivil toplum örgütü gibi gruplaşma, teşkilatlaşmanın, cemaatleşmenin bir yolu ve yöntemi olarak icra edilen tırnak içinde tasavvuf yani tarikat bu bizim ele aldığımız ve anlattığımız hususun tamamen dışında farklı bir şey. Bir şey demiyorum. Eyvallah. Ferdidir. A. B. Batınidir. Batınidir. Yani ruhanidir. Ruhani bir şeydir. Böyle olunca tasavvuf bize dikkat buyurunuz burada söyleyeceğime değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, tasavvuf bize zahiri reddetmez. Tasavvuf bize her zahir olanın bir batının perdesi olduğunu söyler. Her zahir bir batının perdesidir. Yani perdenin ardına, arkasına bakmayı öğretir. Onun için zahirde şer gördüğünüz bir şey Allah dostu hayır görür. Bakmayla ilgili bir şey bu. Ha, siz beğenmezsiniz o bakmayı ayrı bir şey. Eyvallah. İstediğiniz gibi bakabilirsiniz tabii ki. Kim ne diyebilir? Ama mutasavvuf diyor ki böyle bir şey var. Diyor. Böyle bir şey var. Sen bakıyorsun ben görüyorum diyor. Sen dokunuyorsun. Ben dokunduğun şeye dönüşüyorum. Bu nasıl olur efendim bilmem ne. Men lem yezuk lem yarif. O insanlarla bireysel bir şeydir bu. Onun batınıyla ilgili bir şey. Ben derslerimde de öğrencilerime hep şunu söylemeyi ihmal etmem, vurgulayarak söylerim. İsimlerini bildiğimiz, eserlerini okuduğumuz
gerçek mutasavvıflar olduğundan kuşkum olmayan o insanların beyanlarının hilaf-ı hakikat olduğunu söylemekten, onlara yalan isnat etmekten Allah'a sığınırım. Yalan ile bir araya gelmeyecek kadar temiz olduklarına, yüce olduklarına inanıyorum. Dolayısıyla ha biz beğenmeyiz, eyvallah. Böyle şey mi olur, bu yanlıştır dersin, eyvallah. Ama onları yalan ve yalancılıkla itham etmeye hiç kimsenin hakkı ve haddi olmadığı kanaatindeyim şahsen. Ehlini kastediyorum. Bu itibarla irfani epistemoloji, irfani gelenek dediğimizde bu fırkalaşmaya bağlı olarak ideolojik anlamda hangi boyutlarıyla ne ölçüde farklı anlamda kullanılmış ve istimal edilmiş veya tırnak içinde altını çiziyorum istismar edilmiş olursa olsun özünde irfani epistemolojinin ve irfan geleneğinin bizim geleneğimiz için çok ve son derece önemli bir gelenek olduğu gerçeğini değiştirmez. Onun için keşke Cabiri merhum bu projesinde kendisini bu kadar çok fazla irfan karşıtı konumlandırmasaydı diye hep hayıflanmışımdır. Biraz benim gafletimdendir. Kendisiyle tanışma ve görüşme imkanını kaçırdım. Tam niyetlenmiştim, vefat etti. Çok üzülüyorum bizzat görüşemediğim, konuşamadığım düşüncelerimi, fikirlerimi kendisiyle paylaşamadığım için. Ruhu şad, makamı cennet olsun. Samimiyetine, hulusuna hiç kuşkum yok, inanıyorum. Bizler için, İslam geleneği için, çağdaş İslam, modern dünyamız için büyük bir mütefekkir olduğunda, büyük bir aydın olduğunda hiç kuşkum yok. Bize bunları, bu bilgileri kazandırdığı ve bizimle paylaştığı için ecri mükafatı büyük olsun inşallah. Ama irfanı bu derece mahkum etmek, bu derece dışlamak, bu derece onları muzır ve zararlı ve atıl olarak konumlandırmak en azından bir akademisyen ve bir bilim insanı, bir mütefekkir için sağlıklı olmadığı kanaatindeyim. Şimdi sonuç olarak tahtamız da bitmiş. Şunu ifade etmek istiyorum ve toparlayacağım müsaadenizle. İrfani epistemoloji dediğimizde tasavvuf geleneğimizin tasavvuf geleneğinden bağımsız olarak ulema etkinliği açısından İhvan-ı Safa gibi çok önemli bir geleneğin Şia ve Şia'nın içinde İsmaili gelenek ve aynı zamanda onların aşırı uçları ya da diğerleri bunların temsil ettikleri ve asırlarca bunlar üzerinden önemli semereler verdikleri bir alanı konuşuyoruz. Mesela yine sınıfta derslerimde değerli öğrencilerimle bu konuları konuşurken hep şöyle söylerim. Ben çıktılara bakarım. İddialara falan değil, çıktıya, sonuca bak. Hangi dini, hangi mezhebi, hangi inanışı, hangi felsefeyi, hangi bilmem neyi konuşursak konuşalım. Ben bunların ürettiklerine bakarım. İslam dini mi? Müslümana bakarım. Hristiyanlık mı? Hristiyana bakarım. Yahudilik mi? Yahudiye bakarım. Budizm mi? Budiste bakarım. Seni ne kılmış? İslam beni ne kıldı? Ben buna bakarım. Tasavvufa bakalım. Ya dünyaca övündüğümüz ne kadar önemli. Ben hani
Hep söylemeye çalışıyorum ya bunu işte. Övündüğümüz isimleri sayalım. Bunların en başında tekfir edip durduğumuz filozoflar var. İşte Farabi, İbn Sina, Kindi, İbn Rüşd, değil mi? Dünyaca ünlü, bunlarla bizim diye övünüyoruz. Dünyaca ünlü eserleri onlarca dile çevrilmiş dünyanın tanıdığı ünlülere bir bakıyoruz. Değil mi? İbn Arabi'ye, Suhreverdi'ye, Hallacı Mansur'a, efendim Zunnun-u Mısri'ye, Maruf el-Kerhi'ye, bunlara bakıyoruz. Daha sonraki kuşakta efendim gelenlere, bu Ekberi geleneğe, diğer geleneklere, onların yetiştirdiklerine bakalım. Mevlana'ya bakalım. Molla Sadra'ya bakalım. Yunus Emre'ye, Hacı Bektaş-ı Veli'ye, Anadolu'nun o aydınlanmasının öncüsü bu büyük velilere, Hacı Bayram'a bakalım. Şimdi bu insanların Müslümanlığının arka planında ne var? Tasavvuf. Bu saydığım isimler çıktı. Ürün bunlar. Tabii bu saydıklarım, sayamadıklarımın binde biri. Bunlar ürün bu, çıktı bu. Şimdi bu ürünlerin doğmasına neden olan bir geleneği nasıl ademe mahkum edebiliriz? Nasıl bütünüyle onu geleneğimizden Cabir merhuma kalsan yok edecek. Hafıza silicilerimiz yok, iyi ki. Silecek, hepsini atacak. Oysa bizim bunlara ihtiyacımız var. Ekmek kadar, su kadar, hava kadar ihtiyacımız var. Beyana ne kadar ihtiyacımız varsa irfana o kadar, burhana o kadar ihtiyacımız var. Onları ele aldığımda da değerlendirmelerde söyleyeceğim. Biz beyan versus irfan derken beyan taraftarı, irfan taraftarı olarak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, dört büyük mü oldu? Ben hiç takım tutmam da öyle aklıma geldi sayıyorum. Takım tutar gibi karşılaştırmıyoruz. İçerikleri itibariyle karşılaştırıyoruz. Ne oldukları anlamda, tasviri manada karşılaştırıyoruz. Bu yönüyle beyan da bizim, irfan da bizim, urhan da bizim. Ama ruhu şad olsun, makamı cenneti firdevs olsun, Cabiri'nin çabaladığı, yapmaya çalıştığı yeni epistemoloji, kurtuluş epistemolojisi, yeniden aydınlanma, tecdit epistemolojisi, o da bizim. O da bizim olacak. Ama bu bizim olanların hepsi birlikte bizim olacak. Bunlardan yararlanıp besleneceğiz. Ve birini diğerinin rakibiymiş, biri biriyle bir buluşamazmış, biri biriyle efendim bir araya gelemezmiş gibi bir yaklaşımın bize çok fazla faydası olacağını düşünmüyorum. Nasıl ki mutasavvıflarımız binlerce yıllık bir aydınlanmacı, işraki, gnostik bir gelenekten hermetizm olarak yararlanıp oradan harika bir Müslüman tasavvufu geliştirmeyi başarabilmişlerse, biz neden bu üç epistemolojinin üçünü de birleştirerek, üçünden de yararlanarak yeni tecdidi ve aydınlatıcı epistemolojimizi efendim kurmayı başaramayalım? Cabir'in ifadesiyle söylüyorum. Eski yeniye bu kadar baskın olmasın. Ama yeni de eskiyi bu kadar hafife almasın. Eski yeninin, tabir caizse lütfen beni hoş görün, gırtlağını sıkıp nefes almasına engel olmasın. Serbest bıraksın onu. Nefes aldırsın. Ama yeni de kendisi nefes alırken eskiyi nefes alışının önünde bir engel gibi görmesin.
Bunun için değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, irfan konusunu sonuçlandırırken irfani epistemolojiyi, beyani epistemolojinin karşısında değerlendirirken son olarak bir hususa değinmeme, çok uzattığımı biliyorum. Değinmeme izin verin lütfen. Bitiriyorum. Beyani epistemoloji doğası gereği, şöyle beyan yazalım. Beyani epistemoloji. Şu da irfani epistemoloji olsun. Bunlar biri iktidarın, diğeri de muhalefetin epistemolojileri olmak bakımından dersimizin başında da altını çizdiğim üzere zaten duruşları itibariyle tarihsel arka plan açısından farklıdırlar. Beyan epistemolojinin temel ilkeleri gereği sınırları olan bir epistemolojidir. Sınırları olan bir epistemolojidir. İrfan yine epistemolojinin temel ilkeleri gereği sınırları olmayan bir epistemolojidir. Onun için irfani epistemoloji İbni Arabi merhumun bıraktığı yerden 7. asır itibariyle günümüze doğru aynı geleneği devam ettiren yeni İbni Arabilerimiz gelebilmiş olsaydı bugün Müslüman mutasavvıfların ya da İslami tasavvufun çok ileri düzeyde dünyanın gündemini teşkil edecek şekilde, dünyanın büyük düşünürlerini etkileyecek şekilde önemli bir yere gelmiş olacağını düşünüyorum ve bunda kuşku duymuyorum. Onun için irfan, sınır tanımayan, sınırları zorlayan, sınırları taşmaya çalışan, sınırları aşmaya çalışan ve dolayısıyla evrenin büyük patlamadan itibaren sürekli büyüdüğü gibi büyüme istidadına sahip bir epistemolojidir. İrfani epistemoloji. Ha, birileri böyle bir genişlemeyi tehlikeli bulabilir. Ama benim naçizane kaldırabildiğim, dağarcığımın taşıyabildiği ölçüde okuyabildiğim, öğrenebildiğim irfan geleneğimizin, tasavvuf geleneğimizin bu sınır tanımayan genişlemesinin merkezi noktasından kopmadığını, pergelin sivri ucunun hala burada, yani İslam'da durduğunu düşünüyorum. Evet, zeminini hermetik olarak belirledim ama onu Müslüman düşünürler, Müslüman mutasavvıflar pergelin sivri ucunu İslam olmak üzere ama daireyi çizen ucunun da hermetik birikimi, mürekkebini, o kalemin daire çizen mürekkebinin hermetik olması üzerinden sağlamışlardır. Öyleyse bu daireyi şöyle, o daire sabit kalmak üzere şöyle büyüttüğümüzde o dairede merkez sabit olduğu sürece böyle bir büyümenin mahsul olmadığını düşünüyorum epistemolojik olarak. Ama beyan işte bizim daha sonra da inşallah ikinci kitapta konuşacağız. Sınırları olan bir epistemoloji olduğu için beyani gelenek İslam'ı modern dönemlerde güncellemekte sıkıntı çekmiştir. Hala çekiyoruz. Neden fukahamız, kelam alimlerimiz, hadisçilerimiz, tefsircilerimiz İslam'ın güncellenmesinde çok zorlanıyor hala? Sebep ne? Beyani epistemolojinin temel ilkeleri ve beyani perspektiftir. Sufiler zorlanmıyor. Niye? Sufilerin perspektifleri bunu kaldırmaya müsaittir. Ama ben gerçek anlamda sufileri kastediyorum tabii. Efendim, bu karşılaştırmayı inşallah bu kitabın sonuna doğru, şimdi Burhan'a geldik. 10. bölümden itibaren Burhan'a başlayacağız. Yani antik Yunan geleneğine, felsefi geleneğe başlayacağız. Biraz da Burhan'dan bahsedeceğiz. Onu da bitirdikten sonra zaten bir beyan versus irfan versus Burhan şeklinde bir 3 karşılaştırmayı inşallah sizinle değerlendirmeyi yaptığımızda da bunları daha farklı boyutlarıyla ve bugün söylemediğimiz
ama söylememiz gereken yönleriyle inşallah zat-ı hallerinize arz etmeye çalışacağım. Efendim çok uzattığımı biliyorum ama heyecanlı bir dersti ve dolayısıyla bu önemli ve heyecanlı dersi kısa kesemezdim. Tabloyu netleştirmem gerekiyordu. Bir sistematik olarak sizlere Cabiri merhumun arz etmiş olduğu konuların genel fotoğrafını çizmeye çalışmam benim açımdan bir zorunluluktu. Yapmaya çalıştım. Umarım başarmışımdır. Umarım sizleri çok fazla yormamışımdır. Bir sonraki Cabiri dersimizde görüşünceye kadar hepinizi hürmetle, saygıyla tekrar selamlıyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, afiyetle kalın efendim.